1987 yıl önce, yani 23 Ağustos 1928'de atamız harf inkilabı ile ilgili çalışmalarını Tekirdağ'dan başlattı. Evet, Tekirdağ halkı gerçekten atasına minnettar. Minnettar olmasına minnettar da sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak ve tabii ki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Boyraz. Atanın o günkü anısına bir canlandırma yapıldı Tekirdağ sahilinde. O canlandırmada öyle şeyler yaşandı ki akıl tutulması gibi bir şey bu. Akıllara zarar cümleler sarf edildi. Atatürk'ü canlandıran oyuncu şu cümlelerle Tekirdağlılara seslendi, dedi ki: Durdurun, ben Tekirdağ'a gittim. Karadağ'a gittim. Buna getirsin. Evet. Oyuncunun, Atatürk'ü canlandıran oyuncunun Tekirdağlılara Atatürk'ün ağzından bu cümleleri söylemesine ne diyorsunuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak? Ve bu organizasyonun altına imza atan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Boyraz. Umarım alkışlıyorsunuzdur bunu. O gün Atatürk'ü canlandıran sanatçı Facebook'tan bir savunma yayınladı. Savunma da dedi ki: Art niyetli gazeteciler var. Ben onları kastetmek istememiştim, onları söylemek istememiştim. Bir tane gazeteciye Tekirdağ'da laf söyletmem beyler. Bir tane gazeteciye laf söyletmem. Gazeteci dediğiniz haber yaparak ekmeğini kazanıyor. Alnının teriyle ekmeğini kazanıyor. Kiratamazsınız. Yaftalayamazsınız. Açık ara Tekirdağ halkına küfür ettirdiniz. Ama siz küfreden kişinin yanında yer aldınız. Suçlu kim oldu? Gazeteciler oldu. Gazeteciler art niyetliydi. Adam orada onları söylemek istemedi. Sanatçımız gayet güzel iltifatlar etti bizlere, değil mi? Size göre iltifat, bize göre hakaret beyler. Kendinizi toparlayın. Gazetecilere düşmanlığınız mı var bilemiyoruz. Ama basın, halkın haber alma özgürlüğünün dinamosudur. Bunu asla aklınızdan çıkarmayınız Sayın Büyükşehir Belediyesi. Süleymanpaşa Belediyesi.